sevgilinin telefonunu buldun. Karıştırır mısın? Herifin şu an bana dokunup ne açacağım ya ben? Bana gel. Ateş mi? Her şey hedemiyor musun? X'ten next olur mu? Kafanla bacağız. Bu beş sesimi duyan herkes. Toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Ben Merve. Hoş gelmişsin. Ne konuşuyoruz ya? Ya direkt konuya mı? Nasılsın öncelikle aşkım? Ya ben bu olaya gıcım. Biz şimdi 1,5 saattir dedik adının anasını ağlattık. Onu bilin yani. Zeynep'imiz de burada. Kendisini de ayaklarına sağla. Biz kapı önü muhabbetini yaptık. Ama yalandan nasılsın, iyi misin kardeşim? Her şey yolunda mı? Yolundaysa böyle de. Yarım saat burada konuştuk. Tekrar merhaba nasılsın demek gerçekten bitmiş. Ama kamera önünde yapalım mı, sonra bize kaba demesin Merdiye. Doğru. Doğru. Çok, teşekkür ederim, çok sağ olun. Beni çağırdığınız için öncelikle. Biz çok mutlu oldum. Ayaklarına sağlık. Şimdi sorabilirsin. Ne konuşuyorduk? Ne konuşuyorduk Öykü? Bu efendim 14 Şubat'ta yayınlanacakmış. O yüzden biz de romantizm ve antiromantizme bir giriş yapalım dedik. Romantizm ve antiromantizm. Çünkü romantizm sevmediğinizi evet. Hissediyorum ben bu tarafa. Anti tarafında Merve Hanım gibi. Yok. Ya aslında romantizm severim. Güzeldir ama olamıyorum. Çok yani. Romantik olamıyorsun. Ha, evet. Ben böyle biraz daha böyle hayvani duygularım galiba ağır basıyor. Çok iyi. Evet. Herkes kurbanlayayım seni. Oy kurban olayım seni verelim falan tarzı. Ha evet ya, böyle az önce mesela köpekleri seviyorum. Har falan böyle. Yani götünü ısırırım, kolunu ısırırım, yanağını ısırırım falan. Çok romantik olmuyor yani. Biraz hayvani oluyor. Haşin bir sevgi. Haşin bir sevgi. Evet. Bence bu daha romantik. Ben okeyim. Ben yükseldim. Evet. Senin ne kadarlık bir ilişkin var? İkinci senemize mi girdik? 2,5. 2,5 oldu. Ya yine mi? Ya yine mi? Yüzün arkadaşlar çiftiz ki. 3'e gireceğiz. 3'e gireceğiz işte. Maşallah. Nazarımız değmesin. Ay özgürüz. Single tek şu an biz azınlıktayız. İlişkisi olmayanlar. Biz o zaman siz gelin o zaman. İsterseniz şey tarafını anlatırsınız. Ama tamam, siz nasıl başardığınızı anlatın. Ben onları merak ediyorum. İdeal ilişki nasıl oluyor? Özgür bir haftadan uzun ilişki yapamadığı için soruyor. Allah hak edene veriyor ya. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Yani karşına çıkarıyor. Değil mi? Ben mesela benim hiç kısa ilişkim olmadı bu arada hayatımda. Hiç olmadı yani. Yani hep böyle bir 2 sene, bir 3 sene, bir 4 sene. Aa yani bitince de kötü bitiyor ama hani olunca hep uzun oluyor bende. Kötü bitiyor hani yani tutkulu seviyorum, ayrılınca arkadaş kalamam tarzı. Tabii canım, asla asla kalamam. Ben kalabilen var mı ya? Kalabilen. Var. Ya hadi be. Bence hiç hoş bir şey değil ya. Ya hiç hoş bir şey ya. Değil. Nasıl oluyor ki oğlum bu arada ya? Götünü görüyorsun falan. Gerçekten aşık olduğun biriyle arkadaş kalamazsın nokta. Çok da sevmemişsiniz demektir. Ben bir kere arkadaş kalmaya çalışmıştım. En son böyle birbirimize anavacı küfür ediyorduk falan. Ya biz arkadaşız. Ya ama ben de senin arkadaşsak ben de böyle yaparım. Sen zaten işine gelince arkadaşsın falan. Yani ortam bir toksik kavga falan. Ve bir anda diye başlıyor işte. Hani diyor ki zaten sen de bana şöyle yapmıştın. Ya ne alaka kardeşim? Tabii. Bitti ilişkimiz artık. Evet. Onları kapatacaksın. Öyle bir şey yok. Evet işte. Ama kapatamıyor. Eski travmalarını unutamazsın. İşte sırtında devam getiren zaten. Doğru. Evet, peki sizin bu birleşme zamanınızda flörtöz müydünüz? Sonra da mı bozdunuz yani? Bunu anlamaya çalışıyorum. Evet tabii. Ben ilk 6 ay 10 numara flörtöz. Tabii. Evet, romantiktim evet, evet. Sonra yavaş yavaş gri eşofman altı şeklinde devam etti. Yani o kadar hani böyle deli divane aşığım ki ben mesela her hafta Asi'yi görmek için İstanbul'a geliyordum Kocaeli'nden. Böyle bir gün görüyordum, sonra hani sabah geliyorum akşam geri dönüyorum, öyle bir şey. Tabii sonra işte. O geliyor muydu? Madrid'deki var. Ben yine verdim fitil altta. Şey olmuştur ya. Sıkıntı olmuş. Ama o zaman çalışıyordu aslında. Kaybolur ablası, kaybolur. Kaybolur yani. Olur yani. Olur öyle şeyler. Ama orada uzak ilişkide romantizmi bence besleyen bir şey var. Özlemek çok şey yapıyor insanı. Duygularını yükseltiyor. O da romantizmi tetikliyor. Anladın mı? Her dakika yan yanayken yani. Kesinlikle. Bir yere Mesela şimdi mesela aynı evdeyiz ya. Ben arada mesela bir yere gidince daha iyi oluyor. O yüzden aynı eve çıkmasak mı diye dedi bazen. Evet. Haberi var mıydı bu duygundan şu an mı öğrendi yoksa video izlerken? Bilmiyorum, belki biliyordur da. Bilmiyorum. Belki o da öyle hissediyor olabilir.
bu arada. Çok şey bir düşünce olabilir, değil evet. Ya. Evet, oluyor bu. Siz devamlı aynı evdesiniz. Ama biz hep ayrı odalardayız bacım mesela. Biz öyle. Evet, biz Onat'la birbirimize bakıyoruz. Lütfen görüşmeyelim. Herkes kendi odasına çekiliyor. Bu evet. Böyle yani. Doğru. Oluyor. Bizde ama Asi'yle mesela Asi hep odasındadır. Yani oda var. Bir tane oda var ama onun odası. Hani ben daha çok mutfaktayım. Ne bileyim ya da salondayım falan. Oturuyorum. Biz abimle edit falan yapıyoruz. Abim Asi kendi odasında. İşte tam Onat da öyle. Evet. Bilgisayar odasında. Aynen. Ben salondayım yani. Ne biçim 14 Şubat bölümü ya bu? Biraz bir romantik bir şey anlatın be. Bu arada hiç öyle deli divane 14 Şubat kutladığımızı hatırlamıyorum ben... yani. Hani hiç Onat'la öyle 14 Şubat şöyle bir şey yapalım. Halbuki Onat da romantik bir şeye benziyor. Biz daha çok 15 Şubat'a bağlayan zamanda kutluyoruz. Evet. Evet. Herkes romantik dedim ya. Hayvani demedim. Romantik. Evet. Herkesin roması kendine. Ya klasik şeyler vardır ya. Evet. Hediye yemeğe çıkarsın. Yok evet. Efendim hiç hediye falan. Öyle şeylerim olmadı. Hiç yaşamadım. Ben de hiç yaşamadım. Hiç hediye de alınmadı 14 Şubat'ta. Ben bana da alınmadı vallahi. Ben de almadım ama şimdi yalan olmasın. Ben de almadım. Bana alındı. Böyle kapitalizmin köpeği derler ya, hep böyle sevgililerim öyle gel ya, kapitalizmin köpeği olmayalım falan tarzında vardı. He, anladım. Tamam. Ama yani olay işinize geliyor. Vallahi yeri gelince olurlar, yeri gelince var ya. Oh, biz bu Kadıköy çocuklardan ne çektik be kardeşim. Evet. Ay tamam, kapitalizm köpeği olmadan da jest yapabilirsin ya. Tabii canım. Hediye gibi düşünmemek lazım. Efor, biraz götünü kaldıracaksın oradan. Evet. Kaldırmıyorlar. Evet. Yani iki tarafı da kaldırmıyorlar. Hani kendi götünü de kaldırmıyor. Hani senin de götünü de kaldırmıyor. Daha önemli. Vallahi doğru söylüyorum. Ben bir isterim. Harekete geçme hiç yok yani. Sıfır harekete geçme. Ben uzun ilişkiden soğudum yanımdakiler yüzünden. Ben kısa hızlı. Onu da yapamıyorum gerçi de. Ama sevgiliye geçene kadar böyle her şey çok güzeldi böyle. Ya canım bebeğim, bir tanem, ölürüm sana. Bak sana şöyle bir şey aldım. Aklıma geldi de sana şunu aldım falan. Sevgili olduktan sonra hani orada konuştuk ya. Hani tamam, o zaman sevgilisi ben pijamamı giyeyim. Evet evet. Yatıyorum ben. Evet, bir şey diyor musun canım falan deyip yatıyorsun yani. Evet. Göt dönmeden sonra zaten değişiyor bence. Değişiyor evet. Evet. Mesela hani... birkaç uyumadan sonra... Evet. Ya böyle rahat olmadığımızı biliyorsun değil mi? Evet, o zaman hadi iyi geceler ya. Çünkü öyle yatırmıyor. Uyuşuyor erkeği, bu tarafa uyuşuyor. Senin başın ağrıyor, kemik batıyor. Yani olmuyor, olmuyor. Siz kaşık pozisyonunu terk etmeye okey miydiniz Onat Bey? Ya değildim. Çünkü ben daha film izliyorum. Filmlerde romantizm bize öyle yutturmuşlar. Romantizm dediğim evet. Bütün gece öyle uyumak aslında değil evet. Mi? Değilmiş abi. Değil. Yalan hepsi yani. Pratikte yok, çalışmaz. Evet, omzuna yatıyorsun böyle bir süre. Sonra şey diyor, aşkım benim kolum biraz... Ne yapsın abi? Sonra arkasını döndüğü an zaten. Evet. Göt göte verdiğin an bitiyor yani. O çok rahat göt göte. Evet. Çok tatlı. Evet. Göt ısıtmaca. Evet. Evet, göt ısıtmaca. Ayaklarını değdiriyorsun falan. Ben evet. Romantizm. Evet, romantizm. Hiç işte. Romantik duymuyor mu bu? İşte zaman ne oluyor aşkım? Üçüncü, dördüncü aydan sonra. Midesi bulandı şu an. Ne yapacağım ben? El alemi çorap... El alem demem. Herifin çoraplarını dokunup ne yapacağım ya ben? Ben sen övgü şey evresinde. İşte kalkıp hani rujunu sürüp geri yatarlar ya. İşte o evre ilk üç ay yani, anladın mı? Ben de yeni uyandım falan ama fondötenlenmişim evet. Falan. O başlarda oluyor. Sonra evet. Böyle salyanı siliyorsun, günaydın öğretim diyorsun, kalkıyorsun. Peki sonlarda ne oluyor Aslı? He, biz gelince haberi gelsin, evlerinize haberi gelsin. Açın anam, toksikleri, Merve Hanımlar size gelsin. Ama bize geldi. Benim kuyusu ama hırs. Bana geldi. Sana asla gelmeyecek. Bana gelecek. Niye hırslanıyor yani? Bize geldi. Böyle söyleyince de sanki Merve Hanım herkesin evini tek tek gezecek gibi oluyor. Yok, gezmiyor evet. Gezeriz. Biz takipçilere yemeğe gidiyoruz çay zaktine. Hayır, ben romantiklik istiyorum. Ben tutku istiyorum, kavga istiyorum. Beni kaybetme korkusu istiyorum, onu kaybetme korkusu istiyorum. Mesajlaşma kavgası istiyorum. Evet. Ülke Hanım'a şöyle bir paket sunalım. 13 Şubat'ta sevgili veriyoruz, 15 Şubat'ta geri alıyoruz. Evet. Anca böyle yürür zaten bu ilişki. Ama benim kalbim çok kırmızı şu anda. Aşkım ama yapan öyle var. Olmaz. Tutkuyu öldürmeden. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi gerçekten kanalı gerçekten toksik ilişkilere geldiğimi şu an fark ettim. Doğru. Ben sorununu seviyorum. Ya ben o telefon mesajlaşmasında kavga oluyor ya. Gir git kardeşim. Ben uğraşamazsın. Yani ben bu saatten sonra hiçbir erkeğin kavgasıyla uğraşamam ya. Telefonu kavga etmek ne ya? Evet. Ne ya? Besliyor mu biraz ilişkiyi? Ya şöyle, ben şey yapıyorum. Dönerim. Hani şey muhabbeti doğru. Bazen gerçekten sıkılıyor gibi oluyorsun ya.
bu heyecan bana iyi geliyor. Yalan değil yani. Hani ufaktan böyle bir... Ben mesela boş yere kavga çıkarım evde. Tabii tabii. Baktım tek düzeleşti. Hemen bir arıza çıkarım. Böyle onatın bir götü tutuşur falan. Bir hoşuma gider o halleri. Sonra mesela geri huzura dönerim. Yani ikisinin dengesi 10 numara ilişki yani. Onu söyleyeyim. O yüzden... Her şey he demek sıkıcılaştırmıyor mu? Her şey he demiyorum ki. Tamam o zaman sen de biraz bunu yapıyorsun. Yavaş yavaş anlatıyor. Her şey genelde Asi he diyor. Hanımcı. Tamam aynı ya. Hanım köy diyemezsin. Çok iyi maşallah. Biz dominantlar. Evet, her zaman. Çok iyi maşallah. Ama mesela şey oluyor. Şimdi bu genelde her şeye he diyor ya. Bazen he demiyor. O he demediğinde hani böyle bir tartışma da olmuyor, tamam mı? Uzaklaşıyor böyle, gidiyor. Kuytu köşesine orada saklanıyor. Asla he demeyecek, egosunu da kırdırtmayacak. Ama sonra tabii ki ben onu gelip böyle ağzına gidiyorum. Sonra ağzını s**yorum. Sonra böyle o da bir yükseliyor. Lan diyor. Yapıyor böyle bir. Bir yükseliyor. Erkek. Erkeğim lan ben diyor böyle bir kalkınıyor. Sonra diyor ki canım sus. Tamam aşkım. Yani tekrar hanımcılığa geri dönüyoruz. O hanımköy mevzusuna geri ama dönüyoruz. Ama sen yine ateş yakıyor musun alttan? Tabii canım. Gidiyor musun? Ben sürekli fitilliyorum zaten alttan. O yüzden hiç köpük köpük yani. Çok iyi. Arada zaten adama o alanı vereceksin hayatım. Evet. Adam da bir tiradını atacak arada. O kadar da değil evet. Yani. Rahatlayacak. Sonra yine yularını çek. Son. Ay hayvan gibi anlattım yani. Neylerini çek? Merve Hanım'ın sistemini yapın. Merve Hanım'ın derişlerini aynen yapın. Sonra neden bana romantik yapmıyorlar? Acaba neden? Ne alakayı ne de yapılabilir? Erkekler yapsın. Onat Bey, Aslı Hanım buna açık olsaydı her gece ona şiir okur muydunuz? Abi ben ne şiirler okudum da. Cringe buldu arkadaş. Doğru ben. Evet, güldün evet. Mü kız adam sana şiir okuyor? Ne güldüm biliyor musun? Ben tabii öküz olan benim. Vallahi ben istesem Onat şair gibi gezer. Şiir romantizmin doruk noktasıdır abi. Aynen. Yani hayır, onu anlayamayan ve cringe bulan bütün jenerasyonlar romansını anlamıyordur. Şiir cringe yani. Gerçekten. Bir tane çocukla tanışmıştım. Çocuk ama nasıl romantik bir çocuk böyle. Bana sürekli şiirler yazıyor böyle sürekli. Yani mesela bir şey diyorum hani yemek yedim şimdi sen de ne güzel yemek yersin de. Abart. Şov. Abart. Yemek yiyorum sadece. İşlerin bu biraz a**cılık seviyesi oluyor. Yani. Mesela şiirde şu var. Bir şairin şeylerini mi yazıyor, kendisi mi yazıyor? Kendisi yazıyor çünkü çoğalıyorlar. Evet. Öyle bir yazıcılık yani. Level herkese yok. Yemek yedim diye şiir bu onlara. Evet, doğru. Aksini gördüm gölde falan. Aksini gördüm gölde. Bak en romantiğimiz bile cringe oldu. Evet, sen nasıl romantiksin? Ben balık burcuyum. Benim doğamda zaten bunu böyle romantikleştirmek var. Ne yapıyorsun mesela? Ben bana yapılsın. Yapmıyor. Yok ben de yaparım ya. Jest yapmayı severim. Atıyorum onu düşündüğüm şeyleri vermeyi severim hediye olarak. Date planlamayı severim. Beni saat 5'te alıyorsun. 6'da restorana götürüyorsun. Yani ben planlarım o beni alsın götürsen. Ben çok iyi. Çok evet. İyi bir sistem. Ama zaten hani sen onu yapsan da yapmayan erkek var yani. Doğru. Evet. Doğru yani içinden yapmıyorum. Gelecek erkeğin biraz da. Evet. Bakma. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi erkek yapacak ki kadın da onu beslesin. Erkek yani burada biraz şey oluyor. Ya ama işte ataerkil sistemi asıl siz böyle yapıyorsunuz. Ataerkil sistem kadınlar yüzünden var falan değil yani. Buraya böyle bir şey var. Sen çok mutlu olur. Buraya zoom atar mısın? Çok komik. Evet. Sen kadına vereceksin malzemeyi. Kadın da seni besleyecek, büyütecek. Aşkın böyle evlenecek, harlanacak, evet. Kullanacak yani. Güzel, erkek doğru. Böyle o kadını harlaması lazım. Kadını mı yapsın her şeyi yani? Doğru. Evet, her doğru. Şeyi ben düşüneceksem niye biz sevgiliyiz? Yuvayı da biraz eril kuş kursun be. Evet ya. Biraz. Eril kuş. Bir mahvolduk ya. Bütün dalları falan hep biz topladık. Mahvolduk ya. Biraz da siz şey yapın ya. Tüylerim döküldü. Vallahi ya. Yeter ya. Yeter be. Ay, ilgi dediğin çift taraflı olacak. Tek taraflı sen ne kadar besleyeceksin ilgiyle? Yani. Bir yerden sonra. Tabii canım. Evet. Doğru. Yalnız mısın kız 14 Şubat'ta? Bakalım bir şeyler değişebilir. Hayda. Seni satacak sanacak bu herif. Pislik tekmen mi kalacağım lan single? Hayır. Hayır sen bize geleceksin. Ben istesen sen de kalmazsın bu arada. Evet. İstemiyormuş gibi. Yaşlandım ya benim standartlarım yükseldi. Evet. Evet ondan. Bir de estağfurullah yaşlanmadın deseydiniz. Ha, estağfurullah. Evet. Yaşım ya derdi. Ama öyle bir cümle kurdu ki desem ki hayır şey gibi oluyor. Ha evet standartların çok yüksek ama. Yani iki tarafı da şey oldu hayatım. Ben de şey kapısın. Hepimiz aynı şeydeyiz şu an yani.
Evet, yaşlandık abi yani. Evet, ben bakıyorum mesela şu anki mesela influencer arkadaşların hepsine bakıyorum. Hepsi 18 yaşında nasıl ya? Nasıl ya diyorum. Kaç yıl önce 18'dim hatırlamıyorum. Çok sen old. De bu matematik yok zaten çıkarma bile oradan. Çok old. Benim. Sen kaç yaşındasın bu arada? 25 olacağız işte. Yine iyi canım. Biz benzer. Yine genç de. Tam erkekten ne bekliyorsunuz? Ben hala anlamadım. Senin anlamaman çok doğal. Bakışım şöyleydi. Hala mı? Erkekten ne bekliyorum? Aşkım seni seviyorum de. Erkek gel aşkım sana kahvaltı yap hazırladım de. Kahvaltı hazırlamak bu arada en hoşuma giden şey ya. Kahvaltı hazırlıyor gel hazır diyor çay koydum diyor ya. Bir hoşuma gidiyor var ya bir hoşuma evet. gidiyor yani. Çok güzel. Ondan sonra da işte hadi bugün de şunu yapalım de. Yemin ederim bugün de şunu yapalım diyen erkek okeydir. Evet. Doğru. Yani evet. Bizim beklentilere bak ama sadece insan olmalı. İnsan. Fark evet. etmez diyen erkek. Fark etmez, fark etmez nefret eve ederim. Gitsin. Yok o. Var ama. Yok o. Yani. Fark etmiyorsa. Korkmuş ya. Bana da fark etmiyor. Evet. Hangi erkekle gittiğimin hiçbir önemi yok ya. Yani. Bir duruşun olsun evet. yani bir karakter koy ortaya. Çok kötü ya. Ama fark etmez sevmiyorsanız hanımcı bireylerle nasıl yapıyorsunuz? Hayır ama şimdi yorma. Gerçek bir hanımcı hanımının ne istediğini bilir, kendi aklına gelmiş gibi yapar. Yani der ki, Egemen. Egemen. Egemen mesela. Mesela aşk adam ya, aşk enişte. Gel, gel de. Yani der ki mesela en sevdiğin yere der ki, ya şuraya yemeğe mi gitsek ya? Canım çekti falan. Halbuki orada biliyorsan. Detaylarda yakalayacaksın. Yoksa öyle parayı bas al değil. Biz çalışır alırız çok şükür. Önemli olan detayları yakalayacaksın. Oğlum siz ütopya yaratıyorsunuz ama hep tek taraflı bir şey dediniz oğlum. Nasıl ya? Romantizm dedim beraber kahvaltı hazırlamak, beraber yemektir, beraber plan yapmaktır. Siz niye tek başınıza bir kendi çapınıza bir şey yaşıyorsunuz da bize yaşatmaya çalışıyorsunuz? Ben hak verdim. Ya. Ya doğru. Değil beraber yani. Yemek yapmak da güzel. Evet, ama beraber güzel. Yemek yapmak o kadar kolay bir şey değil. O akşam yapıyor. Yani böyle yemeği hazırlayacak. Akşam birlikte yemek yapacak. Sorry. Kimseyi de mutfağa girmem. Sinirleniyor musun mutfakta? Çok sinirleniyorum. Ben de çok sinirleniyorum. Birisi çok cute bir şey bence. Hayır gelecek diyecek aşkım ama o öyle konmaz. Nasıl? Hayır ona direktif ben vereceksin. Koydum. Bunu sen böyle kes. Hayatım ben veriyorum yine olmuyor. Havucu rendele diyorum. 10 at bir havuç yiyor. Tavana kadar havuç. Hayır rendele diyor. Yani verdiğin direktif kusura bakma hayatım. Seni seviyorum. Ama yani mutfakta kötüsün. Evet. Fıtır fıtır yani. İşi de olmuyor. Yapamıyor. İş çıkamıyor. Ama senle romantik anlar yaşamak istiyor. Böyle unları birbirinize attığınız falan. Ya ya. İstiyorum dedi adam berber yemek yapalım dedi. Bence hizmetçisi evet. olan evlerde öyle evet. şeyler olur. Bizim gibi kendi bugünü kendi topluyorsa eziyet. Aslı'ya giriyoruz mesela mutfağa. Ben biraz dağınık çalışan bir insanım. Kirletirim, temizlerim. Zaten dünya böyle bir şey. Kirletirsin, temizlersin. Çocuk kirletince... Sen buraları çok kirletiyorsun, yapma sen. Ama bizim niye Aksane'yle dağ edeceğimeyiz? Yapma sen. Yani, kızın modunu niye düşürdü şimdi yani? Senin için bir şey yapıyor. Evet. Senin onun için yapıyor, kendin için yapıyor. Bir, beraber yemek tamam. yiyoruz kardeşim. Kolektif bir çalışma bu. Evet. Pasta da temizleyebilirsin ya. Bu adamla ben nasıl şimdi romantik? Sen yapıyorsan o temizlemeli. Benim kitabım da böyle. He. Böyle de bir şey var. İş bölümü. Pişiriyorum, ben yani topluyorsun toplu gibi. Toplu arkayı da sen topla. Ha şimdi buna da cevap ver hadi. Abi onun şeyiyle seveceksin. Evet teşekkürler. Yani havuç olmadı. Havuçlar tavandayken benim. Yani. Havuçlar tavandayken benim sevgimi ancak Aslı o şekilde alabilir. Aa, kafanızdaki yapının evet. tamamen dışında bir şey bu. İşte havuç temizliği adam sana tarla doğramış. Daha ne istiyorsun ya? Hayatım önce bir daha rendelemeyeceğim havuçları. Allah aşkına rendeleme. İşime gelir ya. Mutfağa girme be kardeşim. Ben Asya'ya sana pişirdim mesela romantik bir şey. Ya biraz önce kahvaltı dediniz ya ben şey fark ettim. Son 8 senede bir kere kahvaltı hazırlamışım en aslında. Olsun olsun köpeği çıkarıyor o yüzden. Tamam. Köpeği de ben üşeniyorum. Ona tamam, sıkıntı evet, yok. Bir Merve'ye şey diyeceğim. Şey, beraber şey yapsanız beraber kirletseniz mutfağı. Bir kere öyle bir şey denseniz. Kendine de sinirlenir o zaman. Kirletince evet. sinirleniyor ne demek ki. Ne bu? Temizlik hastalığı bir bu. Kova Allah Allah. Yani ne alakası sen kova mıydın Özgür? Kovayım da ben daha oldum. Bok götürüyor ortalığı Özgür. Demek ki sana o şey hiç geçmemiş. Allah Allah. Başak falan desem hani kız bu bulaşık istedim. Yıkamamak için ofisteki plastik bardaklardan götürdü ay, eve. Doğru. Evine götürmüş ya. Ve evde makine var ya. Doğa dostuyum. Hayvan. Aynen. Doğa dostusun. Plastik bardaklarla. Sen en son kocana ne jest yaptın? Romantik jest.
yanağına bu sekon. Bir şey söyleyeyim mi? Benim en çok sevdiğim şey o mesela. Eve geldiğimde ya da o eve geldiğimde yapmıyor tek istediğim. Yapmıyor muyum? Yapıyorsun canım, çok güzel yapıyorsun. Benim şu romantiklik o. Öpmesi bir kere. Evet. Her seferinde ama. Ona takar onat bu arada. Geldiğinde öpmezsen bozulur yani. Allah Allah. Kapıya da çok gelmen lazım. Çok şirin bir şey bence. Evet, şirin bayağı bir şey. Şirin bir şey. Kapıya yani gelip karşılamanı ister yani. Mesela beraber uyumak da mesela bence bir romantizm. Evet, bence beraber de öyle. Beraber uyumak çok önemli bir şey bence. Aşkım ben bebek gibi düşün beni. 11'de yatıyorum, 9'da kalkıyorum. Böyle bir çok sağlıklı güzel bir... Maşallah. Çok iyi, maşallah. Benim gece beynim duruyor. Hani gece çalışanlar var ya, evet, ben de tam tersi. Shutdown, error, duvara bakıyorum, gideyim bari yatayım diyorum. Çok iyi, ne güzel valla. Ben asla bebek öyle olmadım. Bize de aynısını anlayasana. Hangi hap o? Bu hepsini denedim ben. Ne kullanıyorsun abla, dedin mi? Abla onu sonra yani. Ne Öykü'nün sevgisi Öykü'yü önce yatırıyor, sonra PUBG'ye gidiyor. Sonra tekrar yatırıyor. Aa, bence bir. 11 gibi bunu uyuturum. Bebeğim lan ben. Bebeğim önce 2 yıl kadar oynarım. Sonra yine girerim buna kaşık. 9 gibi de kalkarız mis gibi. Müthiş. Korkunç bir şey. Ben uyuyorum mal gibi. Ama en azından kalbin kırılmadı yani. Evet. Seninle beraber uyudu. Uyandı yani. Evet. Arada uyandım, gördüm beni, şey dedi, çişe kalktım hayatım, uyu uyu açma gözünü falan, bitti. Benle beraber uyumadı, beni uyuttu arkadaşlar. Beni uyuttu. Gitti. Şey vardı ya, benim bir tane erkek arkadaşım vardı, gece uyanıyordu. Tek başına yemek yiyordu, çok üzülüyordum. Aa. Yani beni kaldırmıyordu, tek başına gidiyordu, yemek yiyordu. Çok üzülüyordum. Gece niye yemek yiyip geri yatıyordu lan? Orada öyle bir manyaklığı var. İyi olmuş, boş ver anasını. Sen hiç gördün mü onu gece yemek yerken? Ya işte hani mesela kalkıyorum, gözüm açılıyor böyle. Sonra sabah kalkıyorsun, görüyorsun zaten yemek yani masada. Ya toplamamış bir de. Seni takıldığın yere bak, farka bak. Şimdiki de her şeyi sinirle topluyor herhalde falan. Öbürü de tabağa bırakıyor saatler. Ama o da pis lan, onunla uğraşamam. Tabağını da kaldırıyor yani. Ha, Zeynep Hanım'a sormak istiyorum. Siz romantik misiniz ya da eniştemiz romantik mi? Bence biz romantiyiz ya. Aman, gerçekten. Romantik ya. Çok romantik. Sonunda aradığım kan. Maşallah. Ne yapıyorsunuz? Maşallah. Geçen şey gittiler ya. O şey Galata Kulesi'nin orada böyle yemek yerleri var ya, böyle restoranlar böyle görüyor. Aa, maşallah. Gidecektik oraya. Gittik mi hatırlamıyorum ki. Gitmedin gidecektik mi? Ama. Aa, oraya olur. Kimi götürürsen onunla evleniyormuşsun diyorlar. Ay yalan, yalan, yalan. Ne? Biz evlenmeden önce gitmiştik oraya. İnşallah. Ve o geliyor. Birden kimse yapmıyor. 14 Şubat'ta ne yapıyorsunuz? 1, 2, 3, 4. Allah sizi kahretmesin. Bir tane event söyleyeyim be. Bir şey yapmıyorsun. Şey biz daha düşünmedik. Biz de yani, daha şey yapmadık. Şey düşün, biz Merve'lerle oluruz. Çok umursamadık diye. Evet evet. Öpüşmeli, koklaşmalı konçerto. Evet. Aynen zaten ya. Koltukta film falan. Ben hiç tatmin olmadım bu bölümde. Biz de bunu deyip. Tamam, sen ne istersen onu yapacağım. Yemin et. Yemin et. Hemen hayalimi açıklam. Hazır evet mısın? Görev ver. Evet. Bütün çiftlere görev ver. Evet yapalım, evet. Herkesi tek tek senaryo vereceğim. Evet evet. Ama o kadar bilgim yok. Tamam, topluca gidin bir date. Tamam tamam. Sen bir tane söyle. Yemek date mi? Tamam. Yemek date. Yemek date olsun. Ha, tamam. Tamam. Restoranda mı? Ama şimdi çok heyecanlandım. Herkese bir şey sormak istiyorum. Ya. Söyle tamam hayatım. Söyle. Herkes beni eğiliyor gibi. Tamam. Neyse anlayalım. Bu sefer de güzel bir yani 14 Şubat olsun. Evet. Ama şimdi çok sormalık yüklediniz bana. Ama öyle bir şey okuyor olsa amacım. Şey ne giyine? Kırmızı mı giyeceğiz? Herkes böyle seksi giyinsin bir kere. Şık olsun. Tamam. Seksi kıyafet. Vlog çekebilirsiniz. Tamam. Herkes içerik üretisi zaten. Tamam. Maşallah yani. Ondan sonracığıma dışarıda yemek gibi değil de mesela güzel bir araba date olabilir. İşte piknik gibi hazırlarsın. Boğaza çeker. Araba piknik bizde, tamam. Araba piknik date'i diyorum tamam size. Canım. Arkaya güzel müzikle beraber sarılarak boğazla. Köpeğiniz de var. Gezdi alırız sahile. Sonra söyle aramdakiler yiyor. Ama sizin arabanız yoksa. Özgür sende vardır. Var mı senin bir date fikrin? Ya ben evciyim. Al seni kahretmesin. Dur bulacağım. Evde de olur koltuk film. Hayır ya, çıkın ya evden. Evet doğru. Bir şey söyleyeceğim size. Double date buldum Zeynep'lerle. Double date. Ne yapar? Hayır. Muhafaza kerdim galav. Aa iyi. Aynen muhafaza kerdim galav. Şey jacuzziye gireriz böyle. Adamlar nikah cüzdan ister. Aynen. Hadi. Orada şu var. Hadi bir iltimas. Özür diliyorum. Şey kimden? Muhafaza kerdim galavda. Bungalovda bizim. Hayır ya, muhafızkar bungalovu salın. Tekirdağ'a tamam gidin. Orada çok güzel şarap evleri var, tamam mı? Hep beraber arabaya
Arabanız yoktu değil mi? Sizin var mı arabanız? Ama çok zor. Tamam. Arabanız yok. Kiralayın ya. Double date olarak kiralıyorsunuz. Evet. Tekirdağ'a gidiyorsunuz. Ben size ismini vereceğim. Bir tane bilmem ne evleri var. Reklam olmasın. Verirseniz söyleriz. Şarap evleri. Tamam. Kalır da biliyorsun. Hep beraber böyle doğa yürüyüşleri beraber güzel akşam sıcak şarapla şömine takılıyorsunuz. Mis bir akşam iyiydi. Kalıp dönüyorsunuz. Çok tamam iyi. Yapacağım bunu. Çok iyi. Ben bloklayacağım da senin için. İzleyeceğim ben de. Altına da yorum yazacağım. Aşağıda biz böyle biz de dedi. Bizi de izleyin. Bize de gelin ha. Darlene fikirlerim. Siz de yaparsınız. Toksik test midir daha? Hadi tabii, haydi. Tekirdağ'daki evlerin sahibi Ölke'ye mesaj yazıyormuş özelden 14 Şubat'ta. Çok güzel diye. Bir yer orası biliyor musun? Benim hayalim sevgilim götürüyor ki sevgilim yok. O şey güzeldi. Masal evleri mi ne vardı lan? Neredeydi ona masal evleri? Ev şart diye yorumluyorum. Aynen. Yani bir alan lazım. Çatır kalmış Şubat'ta. Salak. Üniversiteye ilk başlamışsındır sevgilinle evin yoktu ve böyle bir yere girmiş. Ay güzel. Ay tam bu. Kimlik soruyorlar mı? Çadır da olur falan. Kafana mı çadır? Muhafazakar çadır. Muhafazakar çadır diyemezsin. O çadırın hiç muhafazakar tarafı yok. Sütler izliyor. Bana da dövdün. Bir şey olmaz. Ama çadırın şey olayı var abi. İçeride ne yaptığını tahmin edebiliyorsun ama tam olarak bilmiyorsun. Herkes biliyor çadırda ne yaptığını. Kendini kandırma. Kış vakti dur yere çadır kuruyoruz. Çadırda hareketli yani. Bir anla bir yani. Rüzgardan. Hayatım istediğine pasta. Kürek sorular soracağız. Düz insan mı? Düz insan. Düz insan. Ben de şey yani çok yanlış anladım. Geçtik mi? Buyurun. Açıklamaya geçebilir miyim? Efendim bir tane toksik test hazırladık. Evet. 10 soruluk sana geliyor. Evet. İstediğin şıkkı seçebilirsin. Paslarsan -10 geliyor sana. Tamam. Düz insana doğru gidiyorsun. Düz insan. 0-25 arası rahibesin. Tamam. 26-49 düz insan. 50-69 biç. 70 üstü iblis. İblis. Sanmıyorum senden iblis çıkar. Tamam. Çok tatlı bir enerjin var çünkü. Bence biç. İnşallah. Bir anda iblis çıkıyormuş. Evet. Başlayayım hayatım. Sevgilinin telefonunu buldun. Karıştırır mısın? A. Net karıştırırım. B. Şüpheleniyorsam bakarım. C. Hayatta bakmam. Doğruyu söyle. Şüpheleniyorsam bakarım. Değil mi? Ben de bakarım. Ben de bakarım. Bakılmadan. Ama genelde hep bakarım ya. Net karıştırırım mı geçiyoruz? Ama her zaman yok ya. Tamam. Merak şüphelen. Ediyorsan bakarım yani. Götünü gördün biriyle arkadaş kalabilir misin? A. Kalırım godoşum. B. Göte göre değişir. C. Aynı öyle. Götünü tam olarak mı görüyorum? Spesifik böyle. HD. Kalırım ya arkadaş. Niye kalamayayım? Kalırım godoşum diyorsun. Godoş ne demek ya? Rahat. Ha rahatım evet. Evet. Godoşmuşum ben. Böyle sonuca daha iyi olmuş. Kız godoş daha iyi olmuş. Godoşum. Alıştım godoşum ben artık. Tatlı bir şeymiş gibi duyuluyor. Evet. Aldatılırsan intikam alır mısın? A. Anasını bile... B. Bensizlik yeterince ona zaten ceza. C. Yok be Allah'ından bulsun. Allah'ından bulsun yani. Ne uğraşacağım onunla. Helal. Helal olsun. Ne net fener diye gerek yok. Ex'ten next olur mu? Olur. Tanıdık ten iyidir. Zorda kalırsam her şey olur. Aynı kaba tekrar sıçılmaz. O şık neydi öyle? Çok korkuyorum. O şıkkı bir daha okuyabilir miyiz? Hangisi canım? A galiba. Olur. Tanıdık ten iyidir. Ayy. İğrenç. Evet. İğrenç bir şık. İğrenç. Bunları Allah bırak. Bu olur. Tanıdık ten iyidir. B zorda kalırsam her şey olur. C aynı kaba tekrar sıçılmaz. Aynı kaba tekrar sıçılmaz. Bravo. Biz, ama yorum yapmamız çok özel yani. Tarafsız diyeceğim ya. Aferin sana. Benim kendi doğrularımı da yargılıyorum. Burada bir kere bir yerde Melis Hanım'a şöyle yapmışım. Falan gibi bir şey yapmışım konuğa yemin ediyorum. Şu an sizden çok razıyım ben. Devam. Ben de mi hayatım? Evet canım. Sevgilinin arkasından ne kadar ağlarsın? Ağlamam ağlatırım. Bir sene yas tutarım ağlamam da ağlatmam da. Ya ben ağlatmamak çok isterim ama genelde hep ağlıyorlar. Slay. O zaman şıklar neydi? Ağlamam ağlatırım diyorsun. Ağlamam. Bir sene yas tutarım. Ben de ağlarım. Kaç vereceğim ben sana ama ya? Ama bir sene yas tutarım da değil. Oy yürüyoruz. Asla bir sene yas şey tutarım. Şey gibi ama içime ağlıyorum. Ben göstermiyorum gibi. Evet. Söyleyeyim. Ya ben 10 verdim sana. Tamam. Kanaat falan veriyoruz. İyice artık iş bir şeye döndü ya. Çok kötü bir question geliyor. Korkmuşluğa pasta yiyebilirsin. En seksi fantezi sence hangisi?
okumaya bile utanıyorum. A. Efendi köle. B. Patron sekreter. C. İtfaiyeci yanan birey. Hiç böyle fantazilerim yok. O yüzden çok pas. İyi. Evet. Evet. İtfaiyeciden bakıyorum. O benim ya. Benim fantazim. Niye beni bulilediniz ya? Fireman seviyorum. Ateşini söndürüyor. Evet. Evet. Sırtına atmalı var ya hani böyle seni kurtarıp yok, böyle. Yok bilmiyorum. Ya ben daha var ya direkten yuvarlıyorum. Pasta yapıyorsun. Peki peki. Ne anlıyor? Yok. Hayır. Gece rüyada böyle yangın itfaiyeci geliyor. Evet rüyama girecek. Ne kadar kıskançsın. Dişi çok. Sivrisinek bile mezarda. Arada kıskanırım umurumda olmaz. Çok kıskancım ama kıskanç değilmişim gibi davranırım. Benim hayatım sana. Böyle geçiyor benim evet. De aynen. Hiç böyle aşırı. Burnumdan kıl aldırmam ama içim böyle yoruyor. Arkadaşının sevgilisi sana yürüdü ne yaparsın? A. Acımam yapıştırırım. B. Güzele güzel demek sevaptır. C. Arkadaşımın sevgilisi bir masadır. Objedir masa yani. Dümdüz masadır yani. Bu korkunç bir soru. Evet. Pas diyebilirsin. Favori mekanın ne için olduğuna sen karar ver. Public mutfak yatak odası. Okey. Devam edelim. Çok zor sorduk. Gördüm zor soru geldi. Telefonla arama jokey. Aşkım neresi? Nereye seviyoruz kız be? Sen nereye istiyorsan orası diyeceğim. Mutfak şey ya. Kırıntı falan vardır şimdi. Günah. Banyo diyormuş. Yo olabilir bu arada. Duş bir seçenek yani. Evet duş bir seçenek. Tamam. Mutfak puanı yazıyorum sana. Yatak dışında. Eski sevgilini stoklar mısın? A. GBT'sini bile çıkartırım. B. Stoklamam haberi gelir. C. Giden gitmiştir abla. Stoklamam haberi gelir. Güzel. Çok slay cevap ya. Ben de böyle slay cevap vermem istiyorum. Ben stokluyorum çünkü. Ben de stokluyorum. Kaç tane fake'iniz var? Benim fake'im yok. Kendi evet. Hesabımdan bakıyorum. Hadi dillen oradan. Allah belamı versin. Hiç de yalan söyleyecek halim yok. Baktığımı görürlerse de he baktım diyorum. Baktım yani. Açmasaydın hesabını genele he diyorum. Evet kameramız yüksek enerjimizden fazla ısındı. Seksiliğimize dayanamadı. Küçük bir ara verdik devam ediyoruz. Arada oluyor evet, böyle şeyler. Puanınız efendim. Evet çok merak ediyorum. Buyurun. Siz efendim normalde biçtiniz 50 ile ama son dakika pas dediğiniz için -10'la düz insana düşüş yaşadınız. Düz insan mı oldu? Sen düz insan oldun. Bravo. Tebrik. Yani demek oluyor ki etikli ahlaklı. Ahlaklı. Etikli. Doğru. Biz yamuk muyuz oğlum? Estağfurullah. Evet yamuk birazcık. O zaman ben giriyorum. Sizden gelenler. Şimdi! Takipçilerimize sorduk. Sizce romantik şeyler nedir? Neleri sevmezsiniz, neleri seversiniz? Haydi bakalım. Bana bakılarak şiir okunması cringe fest. Bir an çok hoşuma gider falan diyeceksin. Yani böyle serenat seviyor falan sandım bir an, evet. Peki şimdi şöyle bir şeyle geliyorum. Buyurun. Savundum mu şimdilik, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ünlü crush'ınız kimdir efendim? Benim. Mümkünse yabancı falan seviyorum. Robert Pattinson. Senin ünlü crush'ın kim? Lee Min-ho var. Tamam. O kim? Bir tane Koreli bir adam. Ben hiç bilmiyorum bu. Çalışmam lazım, biraz Asya'ya çalışmam lazım. Tamam, ünlü crush'larınızın size gelip gerçekten... Üç dizelik falan kısa, uzun değil. Ufak bir şey kulağınıza fısıldadığınızı düşünün. Kulağımı niye fısıldıyor ya? Ya da söylediğini. Onat Bey wow diyor arkadaşlar. Ya şu adama bir şiir okur ya. Tamam Ekba. Aya baktım seni gördüm. Yani yok. Kulağıma İngilizce sone falan olursa olabilir Shakespeare'den. Bana bir taciz gibi geliyor biraz ya kulağa fısıldamak. Aa gel hiç romantik değiller. Devam et. Şey değil mi ama biz o sırada Merve ile böyle sıkı ne yapıyorsun? Oğlum kaşındı ya. Salak salak hareketler yapma ya. Ama mesela bana şarkı yazılsa bir hoşuma gider. Aa şarkı yazılsa evet. Bir hoşuma gider. Oğlum şarkılar şiirden oluşuyor lan. Ama aradaki fark ne? Melodi. Evet. Ha. Daha az cringe tamam, oluyor. Tamam şiiri ben sen melodiyle okuyayım. Ya öyle olmaz. Sağladım onu. O zaman konserde senin adını okusun. Heh, mesela. Bu çok iyi. Bu çok var iyi. Var ya ağlarım. Aynen. Çıldırırım. Ağlarım yani. Ama çıldırırım. Çok şey istiyorsunuz siz ya. Biraz ufak prodüksiyon ya. Robert Pattinson bana şiir okudun. Düşük prodüksiyon. Bu mu yüksek prodüksiyon? Aşkım. O bir hayal. Daha ilk zamanlardan seni seviyorum denildiğinde aşırı cringe oluyorum. Buna katılıyorum. Evet evet. Cart diye hemen beni sevemez. Bir özelliği olsun. Ceydi var. Önceki sevgilini seviyordun değil mi? Yani evet. Korkunç. Az da o kocanız. Öyle kaçarım. Evet. Öyle bir şeyden size kaçarım. Tamam, peki ne zaman denilmeli seni seviyorum? Gerçekten seviyorsun. Böyle sıkıldım. İzlettiği zaman. Belimden tutup kendine çekmesi. Oh my. Evet ben artık
Artmış. Bitti. Evet. Çok. Hoş. Çok iyi. Wow. Bu biraz da şeyden geliyor ama bence biliyor musun? Ben yakın zamanda çok fazla Wattpad dinledim. Oradan geliyor bence bizim bu fantezi yani. Tabii. Orada böyle işte diyor işte beni duvara yasladı. Belimden çekti kendisine. Aynen. Sıcak nefesi yüzüme değiyordu. İğrenç bu arada sıcak nefes yüzüme değiyordu. Orada beni kaybetti. Sonra inmişti 5 dakika önce. Size Merve ile Asiye de yazmışlar ya Wattpad. Saçmalama! Bu gece okumazsam ben de var ya. Açıklamaya ekliyor. Linki koy. Çok kötü. Ben acı şeyi söyleyeyim mi arkadaşlar? Çok şey acı olacak ama bence insanlar ne yapıyor biliyor musun? Özellikle yalnız insanlar, Wattpad'i okuyanlar. Üretmedikleri için. Wattpad'i okuyan insanlara yalnız diyemezsin. Ben okuyorum. Tüketip 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 onu gerçek gibi yaşadıklarını zannediyorlar. Evet, tamam, geçmişine ve geleceğinde. Evet. Bu çok acı nasıl bir durum ama? Yani bilmiyorum tartışırım. İnşallah bilinç gelir buna. Çok hayal ettim. Bir şey söyleyeyim yani. Ben çok değişik şeyler okudum. İnşallah onların olmasını istemiyorlardır yani. Ne bileyim kız mesela bir tane hatta kitap da oldu bu şu an söyleyeceğim şey. Basılmış yani. Şey mafyanın hizmetçisi. İsmi bu. Kızın ayağına erkek koktu ebe eril koktu. Şişe saplanıyor, kız kırbaçlanıyor, dövülüyor, suya atılıyor, boğuluyor. Ama kız yine de çok aşık adama. Of diyor, kasları vardı diyor, fiyalarım falan diyor. İnşallah bunu gerçekten istemiyordur yok, yani. Yok bu kadar. Spoiler bu arada. Bunun linkini koyma aşağı. Çocuğun biri bana sultanım diyordu. Ya sultanım değil o, sultanım. Sultan. Ağzına o kadar yakışmadı ki. Yok ya. Sultanım diyordu. Yani evet. Biraz daha yaşlanmamız lazım bunu okey olmam için. Atıyorum 40-50'den sonra evet. Belki okeyim sultanıma yani. Türk erkoların da romantizm ne arasın? Doğru. Genele vurunca da. Az yani. Az. Nadir. Yani Türk erkosuyla sınırlı değil ki. Sınırlı neyse artık. Sınırlı. Sınırlı değil yani. Benim erko Türk değil mesela. O da değil yani. He doğru. Bir evet. Burada yaşanmışı var. Sevgililik döneminde birbirlerine kocam eşim demeleri. Ay yok onu hiç sevmiyorum ben. Belki kocam diye. Kocam. Ama mesela erkekler karım demiyor. Ha, bence evet. Ya evet kocam yani. Yumuşat yumuşat koci. Biraz şey koci yani hani yine karımdan daha şey gibi geliyor bana. Tatlı. Ege ben buna karım dese ben çığlık atarım ama ben işte şakasına kocam diyorum. O okey oluyor yani. Evet. Ama sana kocam jargon olarak biraz daha oturmuş bence evet, ağzına. Evet. Aynen. Karım değil. Karım çok şey kaba. Karım. Karım demiyor ki, karıcım. Karıcım. O da çok yok şey. Yok ya o da hoş muhafazakar değil ya. Yaşadıkları şeyleri her yerde paylaşması. Bak bana bunu yaptı gibisinden. Oğlum olabilir nasıl ama ya? Yani anlatıyor diyor, her şeyini anlatıyor diyor da anlatacak da yani ne olacak? Ne bileyim. Anlat. Hayır, ilişkide olan dinamikleri gidip arkadaşlarına anlat. Ay üzülme ben bana. İğrenç, bu çok kötü. Hayır. Hangi kısımları? Her şeyi. Bizim göz teması. Ne ya? Kızlar daha çok anlatmalı bence erkekler. Daha az anlatabilir. Ya biz de yapıyoruz. Tabii canım yapıyoruz. Destek ya, olma bizimki. Kızlar evet. Bu konuda biraz şeytan. Ya, erkekler bunu genelde şey olarak anlatıyor. Of ben ne güzel çaktım falan diye yani anlatıyor. Şovunu yapıyor evet, gibi. Evet şovunu yapıyor. Ben kız arkadaşıma gidip de bunun şovunu yapmıyorum ki. Ay böyle bir şey yaşadık. Bak ne kadar güzel falan diye anlatıyorum. Erkekler öyle anlatmadığı için kötü. Evet, doğru. Diyor musunuz ona ne güzel çaktım diye? Ya sessizlik. Devam sessizliğimize devam etmesin. Next question. Bana hiç çiçek alınmadı. Alınsa hoşuma giderdi bir erkek olarak. Biz de bekliyoruz. Alayım çiçekse. Alayım çiçek. Olmasan olur yani. Değil mi? Saçma bir şey. Ölecek. Yazık. Evet. Ben dayak yiyeceğim ya. Bu bölüme aldın mı? Aldın mı? Evet. Çok tatlısın. Çok cute. Ya çok tatlı evet. Ya. Ya evlenin be. Aşk kadın ya. Işte. Şey 1 milyon aldım da evleneceğim. İnşallah. İnşallah. Hemen bir düğün vlog çaldık. Biz varız değil mi düğünde? Yani. Ekip sarhoşum. Bizim ekip rezillik çıkarıyor. Sizden gelenlerimiz bu kadardı. Bitti mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim size yazıp soru sordunuz ve anlarınızı paylaştığınız için. Çok güzel bölümdü. Çok güzeldi. Çok güldüm ya. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ ol. Harikaydı gerçekten. Sarılayım mı ya? Yok. Tek kere daha sarılalım, tek de sarılalım. Bir de geldi 3 kere sarıldı bize. Evet. Üçüncüyü ben hiç beklemiyordum. Teşekkür ediyoruz geldiği için. Ben teşekkür ederim. Arkadaki gizli konuklarımıza da teşekkür ederiz. Ceyne Pampendi'ye, Orhan Bey'e, Özgür'e.
şeylerimiz aşağılarda, her şeylerimiz var. Her şeyleri her yerde pıkırlayın. Hepimize abone olmayı unutmayın. Bu odada şu an 15 kanal falan var. Aşağıya listeye gir Özgür. Sırayla olur. Evet. Peki en romantimiz kimmiş abi? Bence o. Zeynep ya. Aa Zeynep. Çiçek almış. Ben hiçbir erkeğe çiçek almadım. Zeynep. Teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz kocaman. Kendinize iyi bakın. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are